Herkese selam. Bugün GTA San Andreas'a, efsane GTA San Andreas'a devam ediyoruz. Yakışıklı CJ ile beraber Ryder'ın evine gideceğiz. Biliyorsunuz 12 ile galiba 8 arası girilebiliyordu buraya. Hazır zamanda yetişiyorken yapalım. Oyunun altyazıları açık mı bir kontrol edelim. Altyazıları açtım. Ben kendim falan takılırken altyazıları kapatıyorum. Rubbing Uncle Sam. Bu altyazıları kapatma muhabbeti de bir şeyleri izlerken hani İngilizcesini duyup daha rahat bir şeyleri öğrenmek, kavramak için. Hani sizler de İngilizceyi öğrenmeye çalışıyorsanız kendi dilinden dinleyip bir şeyleri kavramaya çalışın. Her zaman iyidir bu şekilde. Göreve geçelim. Ryder'la uyuşturucu muhabbeti yapıyorlar. Ryder kendini beğenmiş bir salaktan başka bir şey değil aslında. Dahi falan değil. Kendini beğenmiş bir salak sadece. Kimde herkesten daha fazla silah vardır diyor. Tüm silahlar kimdedir? Ordudadır. Kimde olacak? Ryder'la biliyorsunuz hırsızlık görevleri falan yapıyoruz. Daha önce Ryder'la ilk görevimize gittiğimizde pizzacıyı soymaya çalışmıştı gerizekalı ve kovalanmıştık. Ryder'la kamyonete bin. Kırmızı bir kamyonet verdi bize. Ordu'da daha fazla silah vardır herkesten başka falan dedi. Yani kısaca şöyle bir radyoyu da düzelteyim. Bir dakika, mouse'u vertikal olarak durdurma, alçaltma muhabbeti şu an kapalı galiba. Hemen ona da bakalım. Bu mu acaba? Değil. Hemen bakıyorum. Tamam, şimdi düzgün. LB getirdi diyor. LB'yi daha tanımıyoruz. Belki ileride tanışırız. Biliyorsunuz CJ buradan kaçmıştı. Liberty City'ye gitmişti. Tabii o kendisi kaçma olarak görmüyor bunu. Sadece uzaklaşmak istedim diyor. Ama anne söyledikten sonra buraya dönüp Grove Street'i tekrar güçlendirmek istemişlerdi. Arkadaşlarının, kardeşinin, abisinin yanında olmak istemişti CJ. Köprünün üstüne çıkmam lazım galiba. Çünkü bu taraftan geçit yok. Köprünün üstüne çıkalım. Her videoda söylüyorum, yaklaşık 4 video falan oldu. Bir hafta içerisinde San Andreas gelecek diye. Bana Discord'dan da soran arkadaşlarımız oluyor. Kesin bir zamanı var mı diye. Arkadaşlar, daha önce de söyledim, 1080p yapmaya çalışıyorum oyunu. Şu anda izlediğiniz oyun 1080p. Bakın görüntüler falan çok güzel. Her şey yerli yerinde. Ama korsan versiyonlarında biliyorsunuz 1080p olmuyor. Hani en kaliteli versiyonda vermeye çalışıyorum size. O yüzden eğer yapamazsam, düşük çözünürlüklü de olsa size GTA gizemlerini göstereceğim. Eğer yapabilirsem de 1080p olarak gösteriyor olacağım. Şimdi mekana geldik. Limana geldik. Bakalım. Orduya inşallah direkt saldırmayız çünkü hile falan yazmadığım için bayağı kafama sıkarlar. Aynen, bildiğin askerlerin yanına gireceğiz. Vay. Yani paralı asker gibi bir şey demeye çalışıyor. Ön kapıyı açmak için duvardaki elektronik kilidi vur. Hadi bakalım, başlıyoruz beyler. Beyler, hanımlar. Ön kapıyı açtık. Kapıyı açmak için elektronik kilidi ve vur diyordu. Vurduk. Depoyu aç ve aptalları durdur. Beni eziyorsun Ryder. Ryder, yavaş, ciğerimi söktün. Şimdi içerideyiz. Kaldıraca bin. Kaldıraca biniyorum. Şunu bir şöyle alayım bir. Anlayabilirim ne olduğunu. Num 2 ve Num 8 tuşlarını kullan. Num 8 benim mikrofonumun susturma şeyi. O yüzden
Hemen şurayı bir durdurayım. Tekrar devam ediyoruz. 2 ile kaldır. Pardon, 2 ile altına sok, 8 ile de kaldır diyor. Şöyle mouse'umuzu da biraz düzeltelim. San Andreas'ta bunların kontrolü gerçekten çok kolay değil. Götürdük ve tekrar 2'ye basarak içine bıraktık. Bitti. 5 tane kutu kalmış. O 5 kutuyu daha yerine koymam gerekiyor. Bakın burada zaten 3 tane kutu var. 2 ile aşağı indirdim. 8 ile kaldırdım. Sokamadık galiba. Şu anda bakın askerler falan Ryder'ın yanına geliyor. Kaldırdık bir tanesini daha. Ryder'ın canına da dikkat etmemiz lazım. Yani bunu çok yavaş yaparsak Ryder'ı gebertebilirler. Hemen şunu indirdikten sonra Ryder'a biraz yardım edeceğim. İn şundan. Başka kimse var mı? Yok. Hemen binelim ve devam edelim. Ryder'la ordunun silahlarını çalıyoruz. Bu Grove Street'i bayağı güçlendirecektir. Çünkü 5-6 tane kutu silah alacağız. Eğer görevi başarabilirsek. Tamamen dibine kadar girip böyle kutunun üstüne çıkıyormuş gibi yapıp basmak lazım galiba. O zaman rahatça kavruyor. Üçüncüyü de indirdik. Pardon, kaldı 3 tane kutu. Hop, o şurada da var. Şunu da indirelim. Öyle devam edelim. Biraz ben de damage yedim ama armorumuz olduğu için herhangi bir problem yaşamıyoruz. Forklift'teyiz tekrar. Burada bir tane daha var. Dışarıda herhalde diğer ikisi. Hadi be. Bakın şekil yaptık. Bu sefer tersten kavradık. Tersten götürüyoruz. Onu da indirdim. Diğer ikisi dışarıda dediğim gibi. Şu ikisini getireceğim. Strapped, 25 tane mermim kalmış. Bir an önce şunu halledip gitmemiz lazım. Zor bir görev değil. Sizler de biliyorsunuz. Bu görev yapılması kolay görevlerden. Hani çok zorlandık, Allah kahretsin falan demiyorum o yüzden. Dışarıda da askerler var diyor. Bunu da indirdik hemen. Bir daha Ryder'a yardım edelim. Canı azalmasın. Neredeler diye bakıyorum ama herhangi bir yerden şu an mermi gelmiyor. Sadece sesi var. Kaldırdık bunu da. Son kutu artık. Ryder'ın canı var. Benim canım var. Arkadan bir asker geldi. Ryder, indir onu. Tamamdır, bunu da indirdik. Yani gereken her şeyi aldık. Ryder yeterince aldık. Kamyonete bin ve götür bizi diyor tabii ki. Biliyorsunuz biz götüreceğiz yine. Adamların şoförü olduk iyice. Kamyoneti askerler kovalayacak mı, kovalamayacak mı, bu önemli. Çünkü kamyonetin arkası açık. Kutular falan düşebilir. Böyle bir şey yaptım oyun bilmiyorum. Aynen, bunlar peşimizi bırakacağı benzemiyor. Muhabbeti gene başladı. Nice rhymes, man. Hey, we real heavy. Toss some crates. All right, check it out. Sound the horn. I throw a crate at him. Vay anasını, süpermiş lan. Vay, biz attığımızda patlıyor bir de kutular. Biri gelirse arkamızdan atarım. Baksanıza, onların üstüne atarsanız çok iyi oluyor, anladınız mı? Süpermiş. Galiba siz anladınız da ben anlamadım değil mi? Düzgün atamadım. Ryder, bela istiyorum diyorsun da kardeşim. Zaten biz öldürüyoruz, biz topluyoruz. I ain't listening you Carl. Seni dinlemiyorum Carl diyor. Ve bu Emmett'in mekanı değil mi? Galiba Emmett'in mekanına getirdik silahları. Park ettik kamyonetimizi. Resmen ordudan silah çaldık. Başımıza daha büyük dertleri sokmaya devam ediyoruz. Şu
şu ışığımı kapatsam çok mu karanlık olurum? Evet, çok karanlık oluyormuş. Görev geçildi, saygınlığımız arttı. Hemen şimdi görev olarak ne kaldıysa, ne açılırsa ona doğru devam edelim. Ortalıkta bir tane görev vardı, OG Locke'un. Ve ben de OG'ye geldim. Şöyle kameramı da olduğu yere geri alalım. Mad Dog'un rhyme'ları. Yine kafasında o hamburger ve... OG Locke yine başladı iğrenç rapine. Aynen öyle OG, berbat söylüyorsun. Ve Carl Johnson geldi. Hey Carl, what up man? Hey dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit. I ain't in the rap game. No, that ain't my thing. OG Locke güzel yazamıyor. Yazma konusunda yardıma ihtiyacı var. Bana yazdığını bilmeden bana yazan birini bulmaya ne dersin dedi. Yani bir şeyler çalmaktan bahsediyor. Ezberden okuyacağım diyor. Ben yazmayacağım diyor. Biri yazsın diyor. Mad Dog'un beste kitabı. Tepelerdeki evinde. Come on, man. I'm hot like fire all night. All right. When I kick it, I'll do anything, homie. I swear that. Okay? Yeter ki dinlemeyeyim dedi Carl. Seni dinlememek için her şeyi yaparım tarzı. Mad Dog'un mansiyonuna git. Şuradan bir güzel bir araç bulalım diyeceğim ama şu mouse'u kontrol etmeyi gerçekten hala çözemedim. Aşağı indirsen aşağı, yukarı gönderirsen yukarı ya. Buna alış artık. Hop, polisin önünde de araba çalmamız çok hoş olmadı. Ama polis geçti gitti, dedi ki ne uğraşacağım lan dedi. Ben akşam evime gidiyorum dedi, yemeğimi yiyeceğim dedi. Tepelerdeki mansiyona gideceğiz. Biliyorsunuz GTA 5'te birbirine benzer haritalarda, bu haritalarda geçiyor ve her zaman tepelerde zenginler yaşar. Bu oyunun mantığı da aynı. Clucking Bell mekanındayız şu anda. Hemen oradan sola doğru dönüp devam edeceğiz. 3055 dolarımız olmuş görev yapa yapa. Daha şu ana kadar hiçbir şey satın almadım. Arada bir hamburger falan satın almışımdır. Onun dışında parayı hiçbir şey için harcamadık biliyorsunuz. Tepelere geldik. Şimdi gidecek bir yola ihtiyacımız var. Vinewood. GTA 5 oynayanlar buraları hatırlıyor. Bu köprüye çıkmam lazım değil mi benim? Şu anda doğru yerde değilim. O köprüye beni çıkartacak bir yola geçmem lazım. Şuradan düz devam edip sola döneceğim. Çünkü orası yukarıya çıkartıyor. Tekrar sol yaptığımızda herhalde gitmemiz gereken yere varmış olacağız. Hilltop Farm'dayız. Yo, daha uzaklaşıyorum şu anda. Doğru yer burası değil. Biraz yolu bulmakta sıkıntı çekiyorum şu anda. Kusura bakmayın. Yalnız araç ne kadar hızlı ya. Herhalde sağlam dediğim 2 gün yaşıyor. İnanılmaz yani. Selamun aleyküm, bana arabacı verir misin? Teşekkürler. Blade'i aldık bu sefer. Blade. Blade filmini izleyenler de filmin ne kadar güzel olduğunu bilir. Farklı farklı yerlerden geçiyoruz ya. Şuradan böyle zıplayamıyor muyum direkt? Niye ben trafik kurallarına uymaya çalışıyorum ki? Tamamdır, çıkmamız gereken yere çıktığımızı düşünüyorum artık. Çıkamadıysak şu köprüye de bir kere daha çıkarız. Ne yapıyorsun lan sen? Hatta şöyle yapalım, buna da çıkalım. Zorlu yollar beyler, zorlu yollardan geçiyoruz. Bu sefer gitmemiz gereken yere gidiyoruz anladığım kadarıyla. Mulholland. Bu Mulholland muhabbetini GTA Vice City'de de anlatmıştım. GTA Vice City'de Romero'nun mezarlığına gitmiştik hatırlarsınız. Romero'nun mezar mekanına gitmiştik. Ve orada Rip Steve Mulholland yazıyordu.
Ben de demiştim ki sizlere bu Steve Mulholland, normal bir insan değil. GTA Vice City'nin yapımcılarından biri, ona laf atmak için, atıfta bulunmak için buraya adı yazılmış diye. Ve burada da Mulholland isminde bir mekan yapılmış. Yani buranın adı, bu semtin adı diyeyim, Mulholland. Ve sonunda gelmemiz gereken yerdeyiz. Mad Dog'un rhyme'larını çalacağımız yerdeyiz. Ana kapı bu tarafta, eyvallah. Atladık aracımızdan. Bu görevi az çok hatırlayanlar vardır. Hatta burada da şöyle bir istiridye var arkadaşlar. Bu istiridyeleri hepsini toplayacağım, biliyorsunuz. GTA Vice City'de de bunları toplayarak, gizli paketleri toplayarak falan olaylara başladım. Hani bunları da yarım bırakmayacağım, emin olabilirsiniz. Şimdi bu kapıdan gireceğiz. Yumruğu çekelim. Hemen silahla girmeyelim içeri, ne olur ne olmaz. Beste kitabı kayıt stüdyosunda bulunuyormuş. Güvenlik mansiyonda devreye geziyor. Hiçbir ateşli silah kullanma, kitabı çalabilmek için gizli ol. İlk koruma seni göremez, arkasına geçip çakı gibi silahla gizlice öldürebilirsin. Yani sessiz ilerleyeceğiz. Diplerine gireceğiz. Ve öldüreceğiz. Dibine girdiğinizde arkadaşlar ikinci tuşa basıp çakıyı kaldırıp birinci tuşa basarsanız bunlara direkt bıçağı sokar. Yani dibine gireceğiz. Çıkartacağız çakıyı. Ve öldüreceğiz. Havuzda falan yürürken bakın bu karanlıkları kullanmamız lazım. Karanlıkları kullandığımızda bizi göremiyorlar. Bakın geçtim arkasından. Önce mouse'un ikinci tuşuna bastım. Sonra birinci tuşuna bastım ve bıçağı soktum. Bir koruma geliyor. Herif seni fark etmeden saklanacak bir yer bul. Gölgeli yer olsun. Bakın hemen solda karanlık bir yeri gösterdi. Burada da varmış. Burayı pusalım. Bekleyelim. Bakın minimap'teki haritadaki göstergem mavi oldu. Yani siyaha yakın oldu. Bu da beni göremiyorlar demek oluyor. Şimdi güvenliğin yanımdan geçmesini bekleyeceğim ve arkasından gidip bıçağı sokacağım. Hemen bıçağı soktuk ve devam ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Eğer bizi fark ederlerse büyük sıkıntı olabilir. Ve buradaki resme dikkat edin. Tabii ki GTA Vice City'de film stüdyosu görevlerini izleyenler bu resmin anlamını biliyorlar. Koruma seni görmesin diyor. Bu arada bir tanesi oyun oynuyor orada. Tanner, bakın Tanner da daha önceden muhabbeti geçmiş bir insan. Yine biz GTA Vice City'de oynarken Dick Tanner diye bir adamı öldürmüştük. Otosite görevinde sanırım. Bende de hafıza iyiymiş yalnız. Bunların hemen yanından sessiz sakin geçtik. Şurada bir tane body armor var. Onu şimdilik almayacağım. Zaten armorum var, lazım olabilir. Şunun arkasından dolaşalım. Ve bıçağı soktuk. Bakın beste kitabı burada. Beste kitabını aldım. Mansiyondan çık. Artık silahlarını kullanabilirsin ama seni fark edebilirler diyor. Neyse silahımı elime aldım. Body armor da alalım. Demek ki ortalık biraz daha karışacak. Etrafta şimdilik kimse yok. Tuh. Artık olacaklar. İki mermi de ikisini de indirdim. Hallediyoruz. Keşke silahımı değiştirmeseydim. Bastığıma pişman oldum şu an. Zaten duymuşlardı yani. Ne gerek vardı susturuculu silah almaya. Neyse şimdi yerden toplaya toplaya herhalde devam ederiz. Sıkıntı olmadan. Çıkış kapısı bu taraftaydı. Yani girdiğim yer bu taraftaydı en azından. Bu taraftan gidelim. Yolumuzu kaybetmeyelim. Uf, güzel vurdum be. Beste kitabını aldık. Şurada karşımıza kimse çıkacak mı? Çıkmadı ve kapıdan dışarı çıkacağız şimdi. Mad Dog'un rhyme'ları artık elimizde. Beste kitabını OG Loco'ya götüreceğiz ve bize bir bisiklet bırakmışlar buraya. Bisikleti kullanarak en azından aşağı inelim. Güzel bir araç bulursak aşağıda alırız. Şimdi bunu OG Loco'ya götüreceğiz. OG en azından artık İğrenç sözler söylemez. Gene rapini becerebileceğini zannetmiyorum ama sözler bari doğru olsun. Burada da Grove Street'in elemanları ne geziyor bilmiyorum. Hemen aşağıya doğru ineceğiz. Burada da çok büyük bir ammunition var. Amerika bayraklı.
İlerleyen zamanlarda buralara gelip silah alabiliriz diye düşünüyorum. Bakın polis jipleri motorlu birini kovalıyor. Biz de bakarken yere düştük. San Andreas'ta şöyle bir güzellik var. GTA Vice City'de böyle arkana dönüp tekrar baktığında hemen araçlar kaybolmuş, yeni araçlar geliyor olur. Ama GTA San Andreas'ta böyle değil. Hani araçların biraz daha uzun süre hayatta kaldığı doğru. Bakın yanımızdan bir Harley Davidson tarzı bir Angel geçti galiba. Ya Angel'dı ya Freeway'di bu araçların adı. Neredeyse Burger Shot'a geldik. OG Loka. Rhyme'larını teslim edeceğiz. Güzel de motorlar gelmiş buraya. Vay anasını. OG al bakalım kitabını. Artık çeneni kapat ve düzgün şeyler söyle. Peace homie dedi ve Carl Johnson'a verdi kitabı. OG Locke'un görevleri devam ediyor. Arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar. Biraz kısa olacak bugün, kusura bakmayın. Ama farklı videolar da çekmek istiyorum. Araştırma videoları çekmek istiyorum. O yüzden biraz sizden izninizi istiyorum bugünlük. Kendinize iyi bakın. Umarım San Andreas serisini beğeniyorsunuzdur. Yorumlarda, beğenilerde gösteriyorsunuz zaten. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.